İnsanlar tornadan çıkmış değildir. Sizin bu doğal diye düşündüğünüz, hiçbir etkisi olmaz diye düşündüğünüz şeyler sizi öldürebilir. Böyle olmuyor kazınaya. Sizde bambaşka etki gösterebilir. Doğu tıbbı ile ilgili, Ayurvedik tıbbı ile ilgili bir takım videolarımız olacak ama tavsiye ederim. İncir sirkesi mutlaka yap. Koklarsınız, tamam mı ya, bu sirke olmuştur dersiniz. Tadarsınız, zaten o size onu verir. Ben oldum der. Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle toplu sirke süzümü yapacağız. Yani toplu derken, daha önceki videoları çekerken bunlar bizi konu mankenliği yapmışlardı. O zaman süzmemiştim. Şu an kısmet bugüneymiş. Artık bugün süzeceğiz hepsini. Şu 6 tane sirkemiz var. 6 sirkemizden üzüm sirkemiz, hünnap sirkemiz, nar sirkemiz, alış sirkemiz, 7 meyveli sirkemiz. İçerisinde 2 elma, 2 armut, şeftali, incir, şeftali, incir, alıç, çinolu bir sirke, bir de incir sirkemiz var. 6 sirkemiz de bugün hep beraber süzeceğiz. Süzdükten sonra neler yapacağımız, nasıl saklayacağımız konularına da biraz değinmiş olacağız. Şimdi bu sirkemizin bir farklılığı var. Şöyle bir farklılığı var. Bu sirkem yaptığım şaraplardan süzerken arta kalan dipteki tortulara kadar inmediğim kısımları alıp tekrardan sirkeleştiriyorum. Yani bu sirkemin de kendine göre öyle bir özelliği var. Alış sirkem muhtemelen meyveleri çok daha diri durduğu için tekrar kurumayı düşünüyorum. En kötü ihtimal temizlikte kullanma şansımız olabilir. Şimdi gelin isterseniz nasıl süzeceğimize ve süzerken neler dikkat etmemiz gerektiğine bakalım. Süzerken öncelikle sirke anamızı bir yere saklamak durumundayız. Bu sirke anamızı alıp daha sonra sirke yaparken kullanma şansımız olacak. İstersek kullanmayabiliriz de. Yani illa sirke anası kullanmak, tekrar kurarken sirke anasını koymak zorunluluğumuz yok. Sadece şaraplardan yaptığımız sirkelerde sirke anasını baştan tekrar koymakta fayda var. Onun dışındaki sirkelerde koyarsanız iyi olur. Koymazsanız da çok büyük bir sorun değildir. Süzerken böyle bir süzgeç kullanıyorum. İsterseniz farklı süzgeçler var. Çeliğini kullanabilirsiniz. Daha farklıları var, onları kullanabilirsiniz. Daha büyükleri var, daha küçükleri var. Hiç önemli değil. Ondan sonra önemli olan sizin nasıl bir sirke istediğiniz. Yani süzdükten sonra içerisinde partiküller kalsın mı, kalmasın mı? Daha duru mu, yoksa daha böyle bir sirke mi isteriz? Daha partiküllü bir sirke mi isteriz? Buna karar vereceksiniz. İsterseniz sadece süzgeçten süzersiniz. İsterseniz böyle bir türkül kullanabilirsiniz. Bunu bir kat, iki kat, dört kat, artık tamamen sizin nasıl bir sirke süzüp de saklamak istediğinize kalmış bir şey. İsterseniz daha kalın kumaşlar var. Peynir yapımları için kullandığımız kumaşlar var. İsterseniz onlardan kullanırsınız. Böyle süzgeçimize koyabilirsek çok daha az partiküle sahip bir sirke elde etmiş oluruz. Şimdi sirkeleri süzerken şöyle bir metot izleyebilme şansımız var. Şimdi daha az tortuya sahip bir sirke istiyoruz. Alttaki tortulardan çok fazla az etmiyoruz. O zaman şurada sirke anası zaten dibe inmiş. Tortulardan yukarıya doğru çıktığımız zaman ne kadar yukarıya çıkarsak o kadar daha az partiküle sahip bir yer görebiliyoruz. İsterseniz bunu bir kepçe vasıtasıyla şişeleri direkt alma şansınız var. Bunlar çok daha duru, çok daha partikülsüz bir sirke oluştururlar. Daha aşağılara indikçe artık dipteki tortuya gelmeden bunu mümkün olduğunca alabilirsiniz. Ondan sonra sirke posayı dipten süzerek onu da ayrı bir kaba, ayrı bir şişeye koyma şansınız olabilir. Ama yok, benim için partiküller önemli değil. Sirkem çok partiküllü olsun veya olmaz, çok benim için önemli değil diyorsanız isterseniz direkt süzebilirsiniz. Çok da önemli değil. İçerisindeki partiküllerin hiçbir sıkıntısı, bir zararı yoktur. Fermantasyonu tamamladıysanız bundan sonra zaten şişenin içerisinde fermantasyona devam etmeyeceklerdir. Zaten bir müddet sonra bunlar bekledikçe 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay içerisinde iyice dibe çökmeye başlarlar.
Dibe çöktükleri için çok da büyük bir sıkıntı olmaz. Tekrardan duru bir sirke elde etme şansınız olur. Sirkeleri süzerken yapacağımız işlem çok basit. Ne yapacağız? Önce sirke enamızı bir kavanozun içerisine alıp bunu saklayacağız. Sirke enamızın içerisine bir miktar sirke koyarsanız çok daha fazla dayanma şansı olabilir. Bunu alırsınız serin bir yerde, buzdolabı olur. Bu tarz bir yerde dinlendirirsiniz. Bir sonraki kurulumda tekrardan isterseniz kullanabilirsiniz. Bunun dışında sirke enamızını aldıktan sonra dediğim gibi tamamen sizin zevkinize göre bir süzme işlemi yaparsınız. İsterseniz dediğim gibi kat kat yaptığınız bezlerden süzersiniz ve çok duru bir sirke elde edersiniz. Şimdi dilerseniz süzme işlemlerine başlayalım. Nereden başlayalım? İsterseniz önce şu sirke enamızın kalın olduğu sirkelerimizle başlayalım. Ufak ufak öbür taraftan da saklarken neler yapacağız? Çünkü bu süzme basit bir iş. Alacağız, süreceğiz. Yani bunun içerisine dökeceğiz. Buradan da şeye koyacağız. Çok büyük bir iş değil. Ama ondan sonra işte nasıl saklayabileceğimiz konusu, o detaylar çok önemli. O detayları da yeri geldikçe anlatmaya çalışacağım. Bu posayı ne yapacağız? Bu posayı onunla ilgili de video çekeceğiz galiba bu gidişle. Her şeyi anlatmaya çalışacağız. Çünkü bu posayı genelde attıklarını görüyoruz. Biz bundan bulaşık deterjanı yapacağız. Biz bundan metalleri cilalayabileceğimiz bir cila yapacağız. Onlar da gelecek yavaş yavaş. Sirkenin içerisine bilmem ne koyup da bilmem ne yapmalar. Vallahi sirkeyi karıştırıp sirken cübün falan zannetmeler. Yok efendim suyun içerisine pirinç koyup pirinç sirkesi yapıyorum diyenler. Bu ne ya? Pirinç, suyun içerisine pirinci koymuş pirinç sirkesi yapıyorum diyor. Bir de içerisine nohut koyuyor ki mayalansın diye. Ya la havle ve la ya. La havle ve la. Yani ya bir müddet bu öteki sosyal medya grupları kirlendi diye uzak durmaya çalışıyorduk ha. Herhalde bu bulunduğumuz platformda biraz geç tanıştık kendisiyle. Bu da bayağı kirlenmeye başlamış galiba. Bütün kirli bilgileri burada bulma şansımız var. Adam sağdan soldan bir şeyler öğreniyor, duyuyor, alıyor, yapmaya çalışıyor. İzleyicilere bir şeyler vermeye çalışıyor. Yani yok böyle bir şey ya. Suyun içerisine pirinci koyarak sirke, pirinç sirkesi yapamazsınız. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya herhalde kafamı buluyorlar bizde yoksa... Ya ciddi ciddi olarak yapıyorlar mı? Vallahi yani ben bilmiyorum ya. Ya inanarak mı yapıyorlar acaba bunu? Çok kestiremiyorum bazen ya. İlk önce süzerken aldık. Burada bir sirke anası beklerken bir parça daha sirke anası yapmaya başlamış. Bunu da bir kavanoz alalım. Şöyle dikkatlikçe ellerimizi güzelce yıkadık. Daha önce öyle bir sıkıntımız yok. Ama işte bu şöyle bir sirke enamızı buraya koyalım. Hazır bir naptan bahsederken faydalarından da ufakça değinelim. Çünkü biz bu sirkelerin teker teker hangi hastalıkları nasıl kullanırsak, nasıl ilaç yaparsak, ilaç niyetine, şifa niyetine neler yapabilirsek bizim hastalıklarımıza iyi gelir konusunda videolar çekeceğiz. Ancak hazır böyle ufak bir dokunmak gerekirse, ufak bir temas etmek gerekirse hünnepon faydalarına ödem sökücü, kabızlık giderici, idrar sökücü özellikleri vardır. Ayrıca tansiyonu dengeleme konusunda da bize fayda sağlar. Ancak her sirkede, her doğal diye düşündüğümüz her ilaçta mutlaka ve mutlaka zararlı noktalar vardır. Bu konuda her zaman uyarı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Çok rahat tavsiye ediliyor bu tarz şeyler doğal adı altında. Nasıl olsa biz yaptık, nasıl olsa evde yaptık, nasıl olsa teyzemin kızı yaptı. Bunun faydası vardır. Al, kullan. Mantığı içerisinde bu tarz şeyler kullanılmaz. Doğal diye düşündüğünüz şeyler sizi öldürebilir de. Çünkü birine faydalı olan başka birine faydalı olmaz. Çünkü bunların hepsi içerisinde çok ciddi kimyasal bir takım maddeler var. Bunlar sizin vücudunuzda yaptığı negatif reaksiyonlarla birlikte çok büyük hastalıkların tetikleyicisi olabilir. Sizin vücudunuz başkasının bir vücuduna benzemez. İnsanlar tornadan çıkmış değildir. Herkesin kendine göre bir metabolizması vardır. Kendine göre sindirim sistemi, bağışıklık sistemi, vücudunun verdiği tepkiler apayrıdır. Bunları bilerek bir şey kullanın. Yani komşum kullanmış, faydasını görmüş, ben de kullanayım mantığından uzaklaşın. Tamamen vücudunuzu tanımaya çalışın. Vücudunuzun nelere karşı reaksiyon gösterebileceğini, hangi hastalıklarınızı tetikleyebileceğini
düşünerek bir takım doğal ilaçları kullanmaya çalışın. Bunların şakası yok. Yani bunlar nasıl olsa çok böyle seyreltilmiş maddelerdir. Bunlar çok fazla bir sıkıntı yapmaz demeyin. Tekrar altını kalın kalın çiziyorum. Sizin bu doğal diye düşündüğünüz, hiçbir etkisi olmaz diye düşündüğünüz şeyler sizi öldürebilir. Buna göre vücudunuzu tanıyın. Neler size iyi gelir veya neler size iyi gelmez bilin. Hünnap. Hünnap'ın dediğimiz gibi birçok yararı var. Bunları her yerde bulabilirsiniz. Her hünnap sirkesi yapan, her hünnap mevzusu geçtiği zaman herkes size iyi yönlerini anlatır. Aman şöyle işe iyi gelir, kabızlığa iyi gelir, ödem gidericidir, idrar sökücüdür, kolesterol dengeleyicidir falan filan. Böyle olmuyor kazınaya. Sizde bambaşka etki gösterebilir. Mesela içerisinde bulunan karbonhidratlar sizin kan şekeri seviyenizi değiştirebilir. Çok fazla bu tarz şeyleri, hünnapı çok fazla tüketmek size fayda sağlamayabilir. Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Gerçi bu konularla ilgili, yani Doğu tıbbı ile ilgili, Ayurvedik tıbbı ile ilgili bir takım videolarımız olacak ama hazır hünnap konusu geldi, söylemeden edemeyeceğim. Ganmayı da zaotang. Yani huzursuz organ sendromu. Huzursuz organ sendromuna hünnap sirkesi, buğday ve meyan kökü kaynatılarak karıştırılır. Kalbinizi besler, vücudunuzu sakinleştirir, ruhunuzu dinginleştirir. Gelelim ikinci sirkemize. Bu ikinci sirkemiz 7 meyveden oluşan bir sirke. 2 elma, 2 armut, şeftali, alıç ve incir karışımı olan bir sirke. Sirke yanımızı alıyoruz. Yanımızı buradan öteki kavanoza taşımaya çalışacağız. Evet. Evet, kalınlığını da artık fark edebiliyorsunuz herhalde. İki parmağa yakın bir sirke anası oluşmuş. Geldik alıç sirkemize. Bir bakalım. Evet. Bunun da sirke anası gayet güzel oluşmuş. Şöyle dikkatlice içinden alıp da şöyle, bu da daha önce sirke kullanımı sırasında koyduğum parça. Hazır gelmişken, yeri gelmişken. Şimdi burada 6 sirkemizin de anası bulunuyor. Bu 6 sirkemizi istersek birbiriyle karıştırıp serin bir yere koyar ve dinlendir, bekletebiliriz. Burada 6 tane sirkenin anası var. Bu anaları birbirine karıştırdık. Bir kavanoza koyduk. Biraz daha üzerine sirke koyacağız. Koruyuculuğu daha iyi olsun diye serin bir yere de muhafaza edebiliriz. Ancak muhafaza ederken metal kapaklar kullanmayın. Mümkün olduğunca plastik kapak kullanmak zorundasınız. Çünkü zaman içerisinde asit içerisinde oluşan asit metalle reaksiyona girecek ve istenmediğiniz sonuçlar doğuracak. Bu nedenle metal kullanmayın. Tekrardan kurarak bunu temizlikte kullanabileceğimiz bir ürün olarak değerlendiriyoruz. İsterseniz ikinci kurulumda aynı birinci kurulumdaki faydaları bulabileceğiniz için isterseniz içebilirsiniz. Bence böyle ikinci, üçüncü, dördüncü kurulumlarda artık yani temizlik için yapılabilecek bir sirke kıvamına gelir. Çok da içerik beklemeyin. Özellikle suda rahat eriyen vitaminler tamamen ortamdan uzaklaşmıştır. Birinci kadar size fayda sağlayabilecek bir şey olmaz. 5 ay sonra tekrardan bunların videosunu çekeriz. Bakarız. O partiküllerden hiç eser kalmadığını görme şansınız olacaktır. Bu sirkemiz de üzüm sirkemiz. Ancak başta da anlattığım gibi bu üzüm sirkesi biraz farklı bir sirke. Şarap yaparken süzme esnasında arta kalanları bir yere topluyorum. Bunları tekrar sirke olarak değerlendiriyorum. Yani bizde hiçbir şey atılmıyor. Şimdi dediğimiz gibi yukarıda şeffaf bir bölüm var. İstersek bunu biz hemen direkt şöyle bir kepçe vasıtasıyla
bir kepçe yardımıyla çok duru bir şekilde şişemizi alma şansımız olabilir. İsterseniz direkt sürebilirsiniz de. Ama ben partikülsüz direkt sirke istiyorum diyorsanız bu şekilde fazla dibi, dipteki tortuları kaldırmadan bu şekilde alma şansınız var. Yani benim için önemli değil. Benim için sirke olması önemli. Şifa kaynağı olması önemli. Çünkü ben bunu şifa olarak tüketiyorum. Yani çok böyle partikül varmış içerisinde, parçalar kalmış içerisinde. Çok da önemli değil benim için. Yani sizin için de çok önemli olmasın. Çünkü hiçbir zararı yok bu şeylerin. Sadece artık o tamamen fermantasyon, sirkeleşme fermantasyonu tamamlanmış olan sirkeleri de partiküller hiçbir sıkıntı yaratmazlar. Çünkü artık fermantasyon bitmiştir. Alkol bakterileri, sirke bakterileri işlerini halletmiştir. Ortamda ne şeker kalmıştır ne bir şey. Tamamen bir posa vardır. Onun için artık şeye devam etmez. İşleme devam etmez. Ancak şey tamamlanmamışsa, sirkeleşme işlemi tamamlanmamışsa şişenin içerisinde kapalı bir ortam bulacağı için burada tekrardan fermantasyona devam edecektir. Yani şişeyi patlatacak kadar bir iç basınç oluşturmasa da belki kapağınızı attırabilme ihtimali olabilir. Salatanıza koyarsınız, isterseniz sulandırır içersiniz. Ha hiç, yalnız bu sulandırıp içme konularını da iyi bilmek lazım. Hazır konusu gelmişken ona da bir ufak değinelim isterseniz. Aç karnına sirke içilmez. Sirkeyi sabah kalktığınız zaman sulandırıp da işte yarım bir bardağa bir iki kaşık bilemedin 3-4 kaşık sirke koyarak içmek size iyi gelmez. Aç karnına sirke içilmez. Çünkü aç karnına midenin pH'i biraz yüksektir. Ne zaman ki sindirime başladığı zaman çok düşük pH'lara kadar indirmeye çalışır. Kendi olduğu bölümü. İki tane kapağı vardır. İki kapağını kapatır. pH'i çekebildiği kadar aşağı çekip oradaki sindirimi ve bir sürü mikrobu da öldürebilecek bir ortam yaratır kendine. Dinlenme sırasında bu pH'i yükseltir. 5'lere 6'lara kadar yükseltir. Siz aç karnına mide dinleniyorken, midede hiçbir şey yokken, sindirim sisteminin dışında, yani uykuya yatmış mideye siz asitli bir yiyecek vermeye çalışıyorsunuz. Bu yanlıştır, bu hatadır. Özellikle diyet uzmanlarının elma sirkesini aç karnına sulandırıp içme tavsiyeleri var. Bu çok doğru değildir. Sindirim sisteminizi bozarsınız. Mideyin bütün çalışmasını, bütün aktivitesini aldak bulduk edersiniz. Bu nedenle aç karnına sirke içilmez. Sirke sadece yemeklerde içilecek bir içecektir. Nar sirkemiz başta dediğim gibi çekimler sırasında biraz beklediler bize konu mankenliği yaparken ikinci anayı oluşturmaya başlamış. Önce isterseniz anaları alalım. Çok ince bir zar olduğu için şöyle şuradan bir elimizle de destek olalım. Nardan bazen böyle ince bazen kalın analar yaptığı oluyor. Yani nedenlerine gelirsek. Şimdi çok dibe çökmüş ötekimi. Çok fazla şey yapıyorum. Şimdi sirke anası bazen kalın olur bazen ince olur. Yani kalın oluştuğu zaman kaliteli bir sirke demek değildir. İnce oluştuğu zaman kalitesiz bir sirke demek değildir. Bazen hiç sirke anası oluşmadan da sirkeleşme süreci biter ve kaliteli bir sirke elde ederiz. Bazen böyle sirke anasına çok büyük anlamlar yükledikleri için sirke anası oluşmuyorsa bunu dökün gibi bir takım tavsiyeler oluyor. Çok çok da mantıklı tavsiye değildir. Ha, bu arada sürmeden önce şu konuyu da bir açıklık getirelim. Sirkemizin olduğunu nasıl anlar? Sirkemizin olduğunu en iyi anlama yolumuz koklamak ve tatmak. Kokusuna bakarsanız bir keskinlik vardır ama sizi rahatsız eden böyle yoğun tahriş edici bir koku değildir. Bir koku gelecek, o koku sizin duyularınızı harekete geçirecek ve iştahınızı kabartacak. İşte bunu veriyorsa
bu sirke olmuştur. Tadarsınız. Tadarsınız. En güzeli. Çünkü asitik asitin yanlış bir tabir oluyor aslında. Asitik asitin değil. Bizim sirkemiz. Çünkü bu sirke ticari bir sirke değil. O ticari asitik asitten üretilen sirkelerden biri değil. Ama bileşenlerinden bir asitik asit olduğu için işte asitik asit diye sürekli dilimize yerleşmiş bu şekilde gidiyoruz. Bu kaliteli şifalı bir sirkedir. Bunun bileşenlerinden bir asitik asittir. Bu asitik asitin kendine has kokusu ve tadı olduğu için bizim bunu ayırt edebilme şansımız var. Koklarız, iştahımızı açacak bir koku varsa, güzel bir rahiyalı bir koku geliyorsa bu tamam. Bu sirke bizim için olmuştur. Kaliteli sirkenin kendine göre bir tadı vardır. Bu tadı böyle içtiğiniz zaman ağzınızda böyle bir tat patlaması olur. Böyle duyulan bütün aklınıza gelebilecek bütün tat reseptörleriniz harekete geçiyor. Ekşisi, acısı, tatlısı, tuzlusu bir anda ağzınız bambaşka bir şeye geliyor. Boğazından çok tatlı, çok güzel bir şekilde aşağı doğru iniyor ve mideyi rahatsız etmiyor. Yani ben bunu sulandırmadan da aslında içebilirim. Gerçekten çok güzel. Rengiyle, tadıyla, kokusuyla tam ben sirke oldum diyor. İşte siz de sirkenizin olup olmadığını anlayabilmek için en güzel yapabileceğiniz bu. Koklayacaksınız, tadacaksınız. Kaliteli sirkenin nasıl bir tat verdiğini, nasıl bir koku yaydığını zaman içerisinde uzmanlaşarak anlarsınız. Koklarsınız, tamam mı ya bu sirke olmuştur dersiniz. Tadarsınız, zaten o size onu verir. Ben oldum der. Yani size rahatsızlık veriyorsa, kokusu rahatsızlık veriyorsa bir sıkıntı vardır. Tadı rahatsızlık veriyorsa bir sıkıntı vardır. İkisi rahatsızlık vermiyorsa, hoş böyle iştahınızı açacak, ya ben bunu bardağa doldur içerim diyebileceğiniz bir tat ve koku varsa bu sirke olmuş demektir. İçerisinde ana olsa da olur, olmasa da olur. Çok problem değil. Olursa bizim için çok büyük artısı var. Sirkeyi koruyucu olarak bir tabaka oluşturur. Yoksa da çok fazla dert etmeyin. Sakın böyle sirkelerinizi atmayın. Tadın, koklayın. Beğenmiyorsanız ya bu böyle bir sirke mi olur diyorsanız tamam dökün. Veya temizlikte kullanın. Dökün derken temizlikte. Kokusu da kötüyse dökün gitsin ya. Kendiniz bir sürü sirke yapma şansınız var. Yapacaksınız, başaracaksınız. Yani bir kere, iki kereyle başarısızlıkla bundan vazgeçmeyin. Çünkü bu şifa kaynağıdır. Evimizde biz bunu sadece salatamıza çeşitli olarak kullanmıyoruz. Turşumuza koruyucu olarak kullanmıyoruz. Biz bunu hastalıklarımıza derman olsun diye, vücudumuza şifa versin diye içiyoruz. Bu konuları anlattığımız zaman bunlardan elimizde metaller olarak duracaklar. Biz bunları kaynatacağız. Biz bunları buharlaştıracağız. Biz bunları farklı pomatlar yapacağız. Farklı ilaçlar yapacağız. Başka metallerle birleştireceğiz. Herhangi bir hastalığımıza derman olacağız. Demin o Çin tıbbı derken hemen araya bir şey yapayım. Aslında Çin değil de total olarak baktığımız zaman Doğu tıbbıdır. Ve bunların da en önemlileri Doğu Türkistanlılardır. Onların yaptıkları bir takım ilaçlar ve sağlık çalışmalarıdır. Adına Çin diyoruz. Kusura bakmayın hep böyle ağız alışkanlığı. Az önce verdim. Hünnap sirkesini kaynatarak bir takım başka içerisine ekleyeceğimiz metallerle beraber ruh dinginliği sağlayacak bir ilaç yapmamız, bir pomat yapmamız. Artık bunun adına ne derseniz deyin. Yani bunun modern tıpta yeri yok. Ama size çok büyük faydalar sağlayabilecek bir takım şeyler. Ama arada yine sürekli de belirtiyoruz. Kendi vücudunuzun doktoru olun. Bilin size bu sirke yaramayabilir, bu sirke yarayabilir. Bu sirkeyi tüketin, bunu tüketmeyin. Kaynım bunu içti, şifa bulduğuyla bu iş olmuyor. Teyzemin kızı yapmış, aman da ne güzel, çok güzel faydası olmuşla bu iş olmuyor. Size yarar, size yaramaz. Veya size yarar, size yaramaz. İkisinden biri. Bunu tamamen siz kendi doktorunuz olarak bunu bileceksiniz. Ve siz bu sirkeyi kullandınız, bir farklılık var. O zaman bu farklılığı hemen teşhis edeceksiniz. Diyeceksiniz ki evet ben bu sirkeyi bir daha kullanmamam lazım. Birine yarayan birine yaramaz. Geldik incir sirkemize.
İncir sikemizin de kapağını açalım ve bir koklayalım. Hafif ana ile beraber güzel bir koku geliyor, ancak anayı aldığımız zaman tekrardan bir kokuya bakarsak çok da bizi kepçe giymeyeceğiz. Ana da dediğim gibi, yani analar oluşmuş, çökmüş, tekrar ana oluşmaya başlamış. Allah'tan sirkemiz bozulmamış. Çünkü sirke anası dibe çöktüğü zaman bir an önce sirkeyi süzmeniz lazım. Tam süzme aşamasına gelmiştir. Fazla beklerseniz, fazla beklediğiniz zaman sirke anası dibe çöktüğü de yukarıda koruyucu özelliği varken aşağı indiği zaman tersine bir durum yaşar ve asitik asitleri parçalamaya başlar. Asitik asitler parçaladıkça da sizin sirkeniz biraz daha asitlik derecesi aşağı düşer. Yani biz asiti yüksek, güzel, yani tam kıvamında bir sirke istiyoruz. Onun için fazla bekletmeyin. Düştüyse ana, dibe çöktüyse artık süzme zamanı gelmiştir. Evet, şimdi çok daha güzel bir kokuya sahip olduk. Evet, yani dediğim gibi tadına da bakabiliriz. İncirin tatlılığı, ekşilik, yani farklı duyguları harekete geçiriyor. Yani tatlılık var, evet, ekşilik var, evet, asitik asitten dolayı bir kısım ekşilik var. Bir acılık hissediyoruz asitik bir şey olduğu için. Güzel bir hoş koku var. Bir kere burnumuzdan çektiğimiz zaman beynimize sinyal giriyor. Ya ne kadar güzel bir şey kokluyoruz diye beyin bir algıyı yakaladığı zaman zaten size bu çok tatlı, çok güzel gelecektir. Bu da ilk kokladığımız zaman beynimiz bize dedi, bu tamam, bu olmuş. Tat duygularımız da tavsiye ederim. İncir sirkesi mutlaka yap. Şimdi bu bölümde sirkeleri süzdük. Ancak sadece süzüm işlemi de yapmadık aslında. Bir sürü bilgiyi de tekrar üzerinden geçme şansımız oldu. Şöyle toparlayacak olursak, sirke anamızı bir kavanozun içerisine doldurduk. Bunu sirkeyle üst seviyesine kadar çıkaracağız. Yapmasanız da içerisindeki sirke zaten onu korur. Kendine de korur, merak etmeyin. Biz serin bir yerde, soğuk bir yerde bekletme şansımız var. İstersek bundan sonraki sirke kurulumlarında kullanmak şansımız var. İstersek kullanmayabiliriz. Bir zorunluluk değil. Nasıl ki ilk sirke kurduğunuzda sirke aranız yoktu elinizde ve bir sirke anası oluşturdunuz. Sonradan bu sirke analarıyla birlikte yolculuğa devam ettiniz. Ancak ilkinde dediğim gibi sirke anası yoktu ama sirkeniz olmuştu. Onun için sirke anasını illa sirke yapmak için kullanmak zorunda değilsiniz. Sirke yapmak için de sirke anasına ihtiyacınız var demek doğru değil. İkincisi, tamamen şişelerimizi ağzına kadar dolduracağız ve çok iyi bir şekilde kapatacağız. Oksijen girmeyecek bir ortam yaratmamız lazım ki biz bunları uzun bir müddet dinlendirebilelim, yıllandırabilelim. Bu sirke ömür boyunca bozulmaz. Yeter ki oksijen almasın. Kendi ilk günkü kurulmuş gibi demeyelim, yanlış olur. Çok kaliteli bir şekilde, doğru saklama şartlarıyla birlikte çok kaliteli bir şekilde sirke olarak karşımıza çıkacak. Artık bunu dayanabilirsiniz artık. Bir sene, iki sene, üç sene bunu içmeden kalırsa çok kaliteli bir sirke olur. İsterseniz posaları tekrardan değerlendirme şansınız olur. İsterseniz kurarsınız. Yani parçalanmamış elma gibi, hünnap gibi, keftali gibi, incir gibi. Bu tarz tamamen suyun içerisinde eriyen sirkelerin posaları haricinde, ki işte alıç gibi, bunun gibi birkaç tane daha meyve sayabiliriz. Bunlar çok suyun içerisinde parçalanmıyorlar, kaybolmuyorlar. Tekrardan kurma şansınız olabilir. Faydalarından bahsetmek istemiyorum. Tek tek bütün sirkelerin hangi hastalıklara iyi geldiğini, ne tür ilaçlar yaparak bunları kullanabileceğimizi, sadece suyun içerisine sirke koymakla şifa kaynağı oluyor ama bunun dışında
birçok farklı metodu var. Bunlarla ilgili ilaçları ilerleyen videolarımızda görme şansımız olacak. Bunun için ne yapmak lazım? Kanalı takip etmek lazım. Yani şimdi kusura bakma, ben kanalları takip edin, ben deyince ben de kızıyordum ama ya adamlar haklıymış yani. Şimdi ben bu kadar bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Sizin de faydalı olabileceğine inandığım bir şeyler. Kalkıp siz bunu takip etmezsiniz, seyretmezsiniz, bir anlamı kalmayacak. Sadece ben bunu videoya çektim, uğraştım, tidindim, montajını yaptım, kanalımı attım, orada duracak yani. Hiç kimseye bir faydası olmayacak. Tekrar söylüyoruz, Doğal Düşün TV'yi takip edin, kanalımıza abone olun. Bizi destekleyin ki biz de elimizden geldiğince bu tarz içeriklerle birlikte size faydalı olabilme şansımız olsun. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Kimse sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıcakla kalın, sağlıklı kalın.